Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sercan, umarım keyifler yerindedir. Bir soru cevapla daha beraberiz. Şimdi bu bölümde de meraksızlara sesleniyorum. Meraksızlar kimler? Aldığı cihazın üzerindeki giriş çıkışlara hiç bakmayan, bu girişler, çıkışlar, delikler, dülükler neyse bunlar neymiş hiç internete yazmayan, alışveriş yapmak için de epey de para biriktiren ama ellerinde, evlerinde aletleri yatan sevgili arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi efendim, bu bir ses kartı. Bu ses kartının üzerinde gördüğünüz gibi çeşitli girişler, çıkışlar vesaireler, bir şeyler var. Şimdi en çok yaşadığım problemlerden biri ne biliyor musunuz? Hatta bu bana azar olarak da geldi. Çünkü ben işte zaman zaman ses kartı satıyorum. İşte bunlar bana geri dönüş olarak müşteriler ya da işte sattığım arkadaşlardan geri dönüş oluyor. Ne deniyor biliyor musunuz? Hemen netleyelim. Sen bu ses kartını verdin. Ben buna mikrofonumu takamıyorum. Neden böyle bir ses kartı verdin bana? Şimdi efendim bu, bakayım ne kadar netleyebiliyorum. Harika. Efendim bunlar combo giriş. Combo giriş ne demek? Birden fazla giriş yapabilirsiniz demek. Yani şimdi aldınız elinize ses kartınızı. Baktınız, şöyle hafif ışığa da tutalım. Şuraya enstrümanınızı girdiniz mi? Bakın girdik. Bayağı güzel duruyor. Gördünüz değil mi? Duruyor burada. Şimdi peki şimdi bunun girişi nasıl? Şöyle yapalım. Bunun girişi nasıl? Bir orada çivi girişi var. Bir de mikrofon girişi de var. Tamam, girdik mi? Bak girdik. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunun için satın aldığınız yeri, kişiyi, kurum ve kuruluşları efendim azarlamadan önce öncelikle elinizdeki cihazın üzerindeki düğmeler, ayarlar, girişler, çıkışlar, pedler, bağlantılar ne, bunlara bakın. Çünkü bu cihaz sizin. Bunu sizden başkası kullanmayacak. Eğer işlerinizde bir asistanınız varsa o zaten bilir. Ama asistanınız yok da bunları siz kullanacaksınız. Üzerindeki girişlere hakim olmak zorundasınız. Çok bir şey değil. Üzerinde bir tane enstrüman girişi var. Ne yazıyor? Input diyor. Yani input'a ne girilebilir? Yani işte bunun üzerinde giriş yok da ben bunu aldım da boşuna mı aldım? En kötü ihtimal açın bir tane video. En kötü ihtimal açın kullanım kılavuzunu. Hangi dil olduğu önemli değil. Google Translate yazın. Hangi ülke olduğu önemli değil. Zaten görsel görüyorsunuz. Alın şu kabloyu. Takın. Aa, buna giriyormuş zaten. Ben boşuna sinir yapmışım. Bütün hafta sonu boşuna şişmişim diyeceksiniz. Gerek yok. Aldığınız cihazı iyi tanırsanız kullanacağınız programda, yapacağınız projede ne iş yapacaksanız yapacağınız işte tabii ki başarılı olacaksınız. Çünkü herkeste her enstrüman var. Herkeste her ekipman var diye bir şey yok. Elimizdeki makul seviyede işimize yarayacak aldığımız enstrümanlar bizim en önemli silahımız. En önemli aracımız. Bunları düzgün kullanmayı, gerekli yerde gerekli ayarlarını yaparak kullanmayı eğer öğrenirsek hiç kimselere kızma, küsme, darılma, hor görme zorunda kalmayız. Sevgilerimi sunuyorum. Bu video bilgilendirici geldiyse arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Soru cevapların devamı gelecek. Kısa böyle soru cevaplar yaptığımda umarım faydalı oluyordur. Aşağıda yorumlarda belirtin. Beraberce konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.